Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Bu haftanın eğitim konusunu, pivot sistem konusuna ayırmak istedim. Evet sevgili arkadaşlar, yaklaşık bir buçuk yıla yaklaşan bir süreçtir. E, Twitter üzerinden çeşitli analizler aktarmaktayım. Ve sadece bir aydır, son bir aydır ise YouTube üzerinden bir takım bilgiler ve analizler aktarıyorum. Bu analizlerimde özellikle üzerinde durduğum, ee, seviyeleri destek ve direnç seviyelerini sizlere izah ederken özellikle özellikle vurguladığım pivot sistem verileri, pivot sistemin destek ve direnç değerleri e, sıklıkla dikkatinizi çekmiş olmalı ki bu konuda çok fazla soru gelmeye başladı. Pivot sistem nedir? Nasıl kullanılır ve ne işe yarar? Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii ki teknik analize inanmayan arkadaşlarımız için e, söylenecek çok fazla bir şey yok. Ama teknik analizin borsa e, cephesinde bütün dünya genelinde kabul görmüş bir ilim, bir bilim dalı olduğunu kabul eden, bunu benimseyen piyasadaki reaksiyonların veya hisselerdeki oluşumların belli rakamlar, belli hesaplar çerçevesinde oluştuğunu artık bu konuda algoritmik e, ...formüller oluşmakta, robotlar devreye girmekte... ...bunları tek tek anlatmaya gerek yok. Artık bu konu bir sistem dahilinde işliyor. Birçok teknik analiz yöntemi var... ...ve bu teknik analiz yöntemleri içerisinde... ...hareketli ortalamalardan tutulda... ...çeşitli osilatörler, indikatörler, formasyonlar... ...vesaire vesaire... ...teknik analiz ilimi içerisinde... ...mevcut birçok yöntemler var. Ancak... Bu yöntemlerin hiçbirisi yeterli olmamış ki, en ideal başarı sonucunu yaratmamış ki, sürekli olarak yeni yöntemler, yeni formüller geliştirilmekte. En basitinden şurada e, Matrix programını kullandığımı hepiniz biliyorsunuz. Şurada arkadaşlar neredeyse 40-50 tane indikatör olduğunu görmektesiniz. Osilatör olmakta, e, olduğunu görmektesiniz. Ve hala da farklı formüllerle yaratılan çok değişik sistemler mevcut. Demek ki bunların hiçbirisi yeterli olmamış ki sürekli olarak yeni arayışlar gelişmiş. Sevgili arkadaşlar, her indikatörün, her osilatörün kendine göre bir önemi, kendine göre bir anlamı illaki vardır. Ancak hiçbir yöntem tek başına yeterli olamıyor, istenilen, arzu edilen sonucu maalesef yaratamıyor. Bu nedenle Yeni yeni sistemler geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Ve tüm teknik analiz yöntemlerinin yegane amacı şudur arkadaşlar. Bunu sizler de işlem yaparken zaten görüyorsunuz. Büyük veya küçük yatırımcının hepsinin ortak sorunu şu. Ne zaman almalıyım? Elimde hangi seviyeye kadar tutmalıyım? Hissenin dönüş yaptığını veya X enstrümanın dönüş yaptığını artık tepe zirve yaptığını ne zaman anlayabilirim? Elden ne zaman çıkarmalıyım? Veya almış olduğum hisse kötüye gidiyor ise bunu hangi aşamada satmalıyım? Ne zaman stop loss yapmalıyım? Bir başka soru olarak ise en dip noktadaki hisseyi nasıl bulabilirim? Dip nokta hangi seviyedir? Tepe nokta hangi seviyedir? Yani arkadaşlar olayın özeti şu. Ne zaman alayım, ne zaman satayım. Nereden alayım, nereden satayım ve maksimum karı nasıl elde edeyim. Tabii ki bütün bunların temelinde ise hisse veya X enstrüman. Bu euro dolar paritesi olabilir, dolar altın paritesi olabilir, döviz çiftleri olabilir, hisse senetleri olabilir veya işte petrol, pamuk vesaire gibi emtialar olabilir hiçbir şekilde fark etmiyor arkadaşlar. Eğer riskli piyasalarda işlem yapmakta iseniz sizin için en önemli konu trenddir. eşittir yön kavramıdır. Biliyorsunuz arkadaşlar trend dostunuzdur diye bir kavram var. Trend olumlu trendin üzerindeyseniz, içindeyseniz kazanabilirsiniz. İyi güzel de trendin varlığını nasıl anlayacağım? Trendin nerede başladığını, nerede bitmek üzere olduğunu nasıl anlayacağım? İşte arkadaşlar tüm bu sorulara yanıt veren bir sistem olarak sizlere bu bu analizimde pivot sistemi anlatmak istiyorum. Birçok yatırımcı gibi ben de yaklaşık 20 yılını bu işe adamış bir kişi olarak ve ee, çok ciddi ilk başladığım zamanlarda çok ciddi zararlara da maruz kalmış bir kişi olarak birçok formül, birçok sistem, birçok indikatör, birçok oscilatör vesaire vesaire arayışları içerisinde saatlerini, gecelerini e, heder etmiş bir kişi olarak şu anda neredeyse 10 yıldır kullanmakta olduğu bir sistem pivot sistemdir. Ve bu pivot sistemle ilgili olarak hem kendi şahsi işlemlerimi yapıyorum ve çok çok büyük faydalarını görmekteyim ve tüm analizlerimlerinde sizlere Gerek Twitter'daki bir, bir buçuk yıllık süredir, gerekse YouTube üzerinden anlatmış olduğum ve çoğunluğunu dolar TL ile ilgili analizlerin oluşturduğu üzere açıklamalarımda hep pivot sistemi ön plana çıkarmak kaydıyla analiz yapıyorum. Ardından da başka teknik sistemlerle de bu analizlerin ne ölçüde desteklendiğini sizlere arz etmeye çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar, pivot sistem nedir Pivot sistemi size tek bir cümleyle izah edecek olursam eğer, hatta kısa bir cümleyle izah edecek olursam, pivot sistem öncelikle bir hissenin veya bir enstrümanın yönünün belirleyen, yönünü tayin eden bir sistemdir. En temel ifadesiyle budur. Yani bir hissenin yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olduğunu en net ve en kesin olarak belirleyebilen daha doğrusu bu konuda başarı oranı çok yüksek olan bir sistemdir. Değerli arkadaşlar, pivot sistemin ana özelliğinin, ana mantığının bu olduğunu ifade ettikten sonra çok basit ve amiyane bir örnekle suyun sıfır derecenin altında donma riskinin fazla olduğunu ve donabileceğini ama sıfır derecenin üstünde ise donma riskinin o az olduğunu, donma ihtimalinin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz. İşte arkadaşlar, bir hissenin veya bir enstrümanın pivot noktası suyun sıfır noktası gibidir. Yani pivot noktası bir denge noktasıdır. Bu denge noktasının aşağısına indiği takdirde bir hisse senedi hangi periyot için takip ediyorsanız 60 dakika, 120 dakika, 5 dakika veya bir gün, bir hafta, bir ay her neyse hangi periyot için takip ediyorsanız o periyot için pivot seviyesinin aşağısına inildiği zaman ve bu seviyenin altında kapanış olduğu zaman sanki suyun sıfır derecenin altına inmiş olan bir derece mantığıyla donacağı fikrini dikkate almak kaydıyla artık o hissenin donmak üzere olduğunu yani işlerin iyi gitmediğini o hisse için o enstrüman için Pivot seviyesinin altında olumlu bir düşünce içerisinde olunmaması gerektiğini. Ters mantık, pivot seviyesinin üzerinde kapanışlar oluyor ise, bir hisse pivot seviyesinin üzerinde eğilim gösteriyor ise, o hisse için işlerin iyi gitmekte olduğunu, yukarı eğilim veya yükselme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünebiliyoruz. Bizim için en büyük sorun neydi arkadaşlar? Hissenin yönünü belirlemek. Önce bunu belirleyeceğiz. Birinci level, birinci aşama hissenin yönü aşağı mıdır, yukarı mıdır? Bunu tespit ettikten sonra önemli bir aşamayı geride bırakmış oluyoruz. Tamam. Hissenin yönünün diyelim ki yukarı olduğuna kanaat getirdik. Pivot seviyesinin üzerinde hissenin pivot seviyesinin üzerine çıktığını gördük, fark ettik ve tespit ettik. İkinci soru arkadaşlar. İyi güzel de pivot seviyesinin üstüne çıktı tamam. Tamam da diyelim ki o hisseyi pivot seviyesinin üzerine çıktığı için artık iyi ihtimallerin, yükseliş ihtimallerinin var olduğu düşüncesiyle alım yaptınız veya elinizde bulunuyordu da pivot seviyesinin üzerine çıktığı için üzerinizdeki karamsarlığı attınız ve iyimser düşünmeye başladınız. Her şey güzel. Okey. Tamam. Peki bu bu hisse nereye kadar yükselebilir? Eğer siz bu hissenin nereye kadar yükselebileceğini bilmiyorsanız sadece ve sadece ekrana bakarak hissenin daha çok daha çok yükselmesini beklersiniz. Emin, çok eminim ki sizler sıklıkla şu hatayı yaşıyor, hatayı yaşıyorsunuz. Hisseniz gayet güzel. Aldınız, prim yapmaya başladı. %2, %3, her neyse belli belli primler yapmaya başladı. Fakat siz hisseyi nerede satacağınızı bilmediğiniz için belki o hissede %10, %15 gibi primlere ulaştığı esnada satmak istemiyorsunuz. Hala bir umutla ve afaki bir umutla net bir bilginiz olmaksızın tabii canım bu da gidecek zaten dün de şu kadar yükselmişti bugün de bu kadar yükselir gibi gibi düşüncelerle o hissenin o hisse için, o duygusal bir bağlantı kurmak kaydıyla çok daha yukarı hedefler düşünmeye başlarsınız. Örneğin 20.000 TL bağladıysanız, hisseniz %10 prim yapmıştır, işte 2.000 TL kazanmışsınızdır. İçinizdeki dürtü şunu söylemeye başlar. Yok canım bu hisse oldukça güçlü. Yani biraz daha beklersen bu hisse bu hızla bana bir %20, %25 kazandırabilir, 20.000 TL 25 25.000 TL yaparım. <laughs> yani... İnşallah böyle olsun. İnşallah her hissenizde böyle şeyler söz konusu olsun. Ama maalesef eskilerin tabiriyle kazın ayağı öyle olmuyor. Bir bakıyorsunuz ki hisse %10, %15 prim yapıyor. Ama bir anda sert bir gerilemeye maruz kalıyor. Ve bu gerilemeye siz farkında oluyorsunuz veya olmuyorsunuz. Görüyorsunuz veya görmüyorsunuz. Her neyse veya inanmıyorsunuz o geri çekilmeye. Yok canım %3-5 düştü ama yarın tekrar toparlar gibi beklentiler, umutlar sonrasında bir bakıyorsunuz ki %10 karda olduğunuz hisse belki de %10 zarar konumuna geliyor. Yani kağıt üzerinde kazandınız. 2 gün, 3 gün veya birkaç saat çok mutlu oldunuz. Hayallere daldınız ama bunlar maalesef hiçbir şekilde gerçeklere yansımadı, hesaplarınıza intikal etmedi. İşte arkadaşlar işte arkadaşlar. Pivot sistemin size sağlayacağı en büyük fayda bu noktada ortaya çıkacak. Aldığınız bir hissenin veya elinizde tutmakta olduğunuz bir hissenin pivot seviyesi üzerine çıkması durumunda nereye kadar yükselebileceğini, hangi noktada zorlanabileceğini, hangi noktayı aşarsa bundan sonraki hedefinin ne olabileceğini size pivot sistem söyleyecek. Hemen bir soru aklınızda olduğunu biliyorum. Aklınızda diyeceksiniz ki her hissenin kendine göre bir desteği ve direnci var. Ben desteği takip ederim, direnci takip ederim. Arkadaşlar, <laughs> o kadar ederseniz. Evet, her hissenin bir destek ve direnci var. Yalnız artık 10-15 sene önceki sistemlerle yatırımcılar al ve sat kararlarını vermiyor. Hepiniz biliyorsunuz ki büyük yatırımcılar, büyük fonlar borsadaki işlemlere yön vermekteler. Ve onlar teknolojiyi çok yakın takip ediyorlar. Algoritmik sistemler yaratıyorlar, robotlar yaratıyorlar, formüllere dayalı bir takım işlemler yapıyorlar vesaire vesaire. Herhangi bir grafiğe hepimiz baktığımız zaman neredeyse aynı şeyi görüyoruz. Örneğin arkadaşlar ben şu anda karşınızda Euro, pardon, ee, dolar TL grafiğini görmektesiniz. USD, TRY, uluslararası piyasadaki kodumuz itibariyle. Bunu görmektesiniz. Misal veriyorum arkadaşlar. Geçmişe dönük olarak. Şimdi bu grafiğe çok böyle yalın bir şekilde bakalım. Baktığımız zaman şu bölgede bir direnç olduğunu görüyoruz. Yani şu bölgede dolar TL Ocak 2017 tarihinde 3.94'lere kadar çıkmış. Evet çıkılan en yüksek nokta artık bir dirençtir. Arkasından bir geri çekilme olmuş ve tekrardan şu bölgeye gelmiş. Diyoruz ki burada bir direnç var. Yani artık şuradaki noktayı bilen birisi dolar tl'nin şuradan başlayan bir harekette bu bölgede bir direnci olduğunu biliyor zaten. Bunu herkes biliyor. Grafiğe herkes bakıyor. Ama oradan bakıyor ama buradan bakıyor. Bir şekilde bakıyor. Dirençler niye dirençtir? Artık o seviyede yatırımcılar satış yapma eğilimini daha çok artıldığı için o bölgenin geçirme ihtimali zorlaşmıştır diye dirençtir. İşte arkadaşlar yaşadığımız sorun şu. Bakıyorsunuz burası dirençtir, geçilemez diyorsunuz, satış yapıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki o direnç aşılmış ve ciddi bir yükseliş başlamış. En basitinden arkadaşlar. Şurada 3.94 veya 4 yakınlarında dolar tl'nin direnç olduğunu hepimiz biliyorduk değil mi? Şu bölgede, bakın şu bölgede direnç aşılmış. Ve bu direncin aşılmasıyla dolar tl ta şuralara kadar, 7.20'ler seviyesine kadar ulaşmış. Siz bu direncin aşılacağını bileydiniz. Siz elinizdeki doları satmazdınız. Ve bu direncin aşılacağı kanaatiyle daha yüksek seviyelere doğru bir eğilimin olabileceğini öngörebilirdiniz. Şimdi pivot sistemin hangi seviyeleri öngördüğü konusuna biraz ara veriyorum. Onu birazdan size anlatacağım. Ama burada izah etmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Eğer ki şu noktada yani şu direnç noktasında 3.94 seviyelerindeki direnç noktasında siz pivot sistemi kullanıyor olsaydınız bu direnç aşılacak mı aşılmayacak mı ikilemi içerisinde kalmazdınız. Evet kalmazdınız. Niye kalmazdınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu grafik bir haftalık grafik. Öncelikle bunu belirteyim. Bakınız arkadaşlar bu direnç noktasının nın, ulaşmış olduğumuz nokta neresi? Yaklaşık şu seviyeler. Arkadaşlar bu noktada Pivot seviyemiz neymiş? 3.89'muş. Kapanış seviyemiz neymiş arkadaşlar? 3.92'miş. Yani pivot seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleşmiş ise eğer ben gerileme ihtimalini değil, o bölgedeki dirençten geri dönme ihtimalini değil, o direncin aşılma ihtimalini ön planda tutarım daha doğrusu aşılma ihtimalinin daha yüksek olacağı kanaatiyle piyasayı izlerim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi 3.94 seviyesinde bir direncimiz vardı. Ama 3.89'daki haftalık pivotun üzerinde 3.92 ile bir kapanış olmuş. 12 Mart 2018 tarihli haftada ve ardından gördüğünüz gibi çok net bir yükseliş devam etmiş. Şimdi değerli arkadaşlar, dedim ki pivot sistemin en önemli özelliği bir hissenin yönünü belirleyebilmek, olumlu veya olumsuz. İki, yönünü belirledikten sonra nereye kadar çıkabilir, nereye kadar yükselebilir, nereye kadar düşebilir sorusuna yanıt veren bir sistemdir. Arkadaşlar, hemen bu noktada şunu ifade etmek istiyorum: pivot sistem veya pivot noktaları. Benim icat ettiğim bir şey değil. Benim icat ettiğim bir olay değil. Bu konu özellikle ve özellikle Forex piyasalarında, döviz çiftleri piyasasında yıllardır kullanılmakta olan ve yabancı uzmanların çok itibar etmiş olduğu bir sistemdir. Ama farklı farklı pivot sistem hesaplama formülleri vardır. Bazı platformlarda platformlarda değişik hesaplama yöntemleriyle adına pivot noktası Pivot verileri şeklinde izah edilen değişik destek ve direnç noktaları görebilirsiniz. Benim kullanmakta olduğum ve grafiklerime şurada görmekte olduğunuz gibi entegre etmiş olduğu pivot verileri uzun yıllardır test ettiğim başarısına ve istatistiksel verilerinin fevkalade olumlu sonuçlar vermesine istinaden uygulamaya değer gördüğüm kendimce kullanmış olduğum özel bir pivot formülüdür arkadaşlar. Bu nedenle başka noktalarda gördüğünüz pivot seviyeleriyle benim sizlere arz etmiş olduğum pivot destek direnç vesaire değerlerini asla ve asla karıştırmayınız. Bunun altını birkaç defa çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar niçin ben dolar TL grafiği üzerinden konuya girdim? Son günlerin çok fevkalade. E, güncel olan bir konusu olması münasebetiyle bu konuya girdim. Birazdan sizlere ben hisseler bazında da bu konunun ne kadar başarılı sonuçlar ürettiğini anlatacağım. Güncel hisseler üzerinden sizlere örnekler vereceğim ve en az 7-8 tane hissede neler olmuş neler bitmiş pivot sistem izlenerek adım atılmış olsaydı hangi sonuçlara varılabilirdi hangi seviyelere kadar yükselebileceğini veya gerileme durumunda ise hangi noktalara kadar geri çekilmenin devam edebileceğini nasıl anlayabileceğinizi canlı örneklerle vereceğim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu ben dolar TL için bir analiz verdim. Ve dedim ki dolar TL için 5.21 seviyesi bir pivot seviyesidir. Bu seviyenin altında kalındığı müddetçe 513 seviyesine kadar gerileme olabilir. Yani 521'in aşağısında kaldığı zaman doların aşağı gitme eğilimi vardır deyip de nokta koymak var. Bir de nereye kadar gerileyeceğini söyleyebilmek var. İşte bana bunu söyleten 513'e kadar gerileme olabilir e, analizini yaptırtan bu pivot sistemdir ve dedim ki 513 seviyesine kadar ilk etapta bir geri çekilme olabilir. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz hafta 5 14 12'ye kadar bir geri çekilme yaşanmış. Tabii ki ayrıca izah etmeme gerek yok ama pivot sistem milimetrik olarak kuruşu kuruşuna dip ve tepe noktasını belirleyecek kadar mahir bir sistem olamaz. Böyle mükemmel bir sistem henüz icat edilmiş değil. Sadece gerilemenin ve de yükselişin hangi sınıra kadar olabileceğini tespit eder ve o bölgeye olabildiğince bir yaklaşım sağlar. Şimdi arkadaşlar ve yine bu analizden yola çıkarak demiştim ki 5.21'in üzerinde kalırsa eğer dolar TL. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığım analizden bahsediyorum. Bunu dinleyenler çok net bir şekilde hatırlayacaklardır. 5.21'in üzerinde kalırsa 5.29'a kadar. Eğer burayı da aşarsa 5.3796 5.38'e kadar. Burayı da geçmeyi başarırsa 5.46'ya kadar yükseliş ihtimali mevcuttur. Arkadaşlar ihtimal diyorum dikkat ederseniz. %100 yükselecektir demek mümkün mü? Asla. %100 diye yükselecek veya düşecek şeklindeki yorumlara zaten asla itibar etmemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Arkadaşlar ne oldu bu hafta? Bildiğiniz gibi dolar tl 5.46'ya kadar bir yükseliş gösterdi. Yani 5.21'in üzerinde o pivot seviyesinin üzerinde şuradaki pivot seviyesinin üzerinde bir eğilim olduğunu fark eden bir yatırımcı bu sisteme itimat duyarak alım yapmış olsaydı 5.29'un hızla geçildiğine, 5.38'in de aşıldığına kanaat getiremek üzere bu seviyeye kadar bir yükseliş olabileceğini, yükselişin bu seviyeye kadar devam edebileceğini dikkate alarak en azından bu seviyeler yakınlarında bir realizasyon yapmayı düşünseydi veya 5.46'nın ötesine geçilemediğini bir süre izledikten sonra fark etmesi üzerine artık oluşan tepki demek ki burada noktalandı gibi bir düşünceyle realizasyon yapmış olsaydı daha düşük seviyelerden alım yapma imkanını kollamaya başlayabilirdi. Bu ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar dolar tl mevzusunu bir köşeye pardon bir köşeye bırakmayalım isterseniz bir de dolar tl'ye günlük olarak bakalım arkadaşlar. Haftalık olarak durum buydu. Şimdi değerli arkadaşlar Dolar-TL için perşembe günü gecesi biliyorsunuz e, pivot verileri günlük olarak da hesaplanabilir, haftalık olarak da hesaplanabilir, 15 dakikalık, 5 dakikalık, 1 saatlik de olarak hesaplanabilir. Pivot verilerinin hesaplanmasındaki ana mantalite bir önceki periyot oluşan açılış, en yüksek, en düşük ve en kapanış verileri belli bir formül içerisinde çarpılıyor, bölünüyor vesaire vesaire bir harmanlanıyor ve ondan sonra en son periyodun yatırımcılar tarafından hangi rakamlarla e, algılandığına bağlı olarak bir sonraki periyod için. Eğer bir saatlik işlem, bir saatlik pivot sistem hesabı yapıyorsak önümüzdeki bir saat için. Haftalık bir pivot sistem hesabı yapıyorsak önümüzdeki hafta için. Günlük yapıyorsak bir gün sonra için bize hesabı verebilmekte. Şimdi arkadaşlar diyelim ki perşembe günü akşamındayız. 6 Aralık 2018 tarihinin akşamındayız. Pivot sistem diyor ki 5.35 seviyesi benim denge noktam. Eğer bu seviyenin üzerine çıkarsam 5.38, burayı da geçersem 5.43, burayı da aşarsam 5.46 diyor. Ama diyor 5.35'in üzerine çıkamazsam bu denge noktasının aşağısında kalırsam terazinin yönü aşağı eğilimi gösterecektir. 5.30 desteği 5.26 5.27 desteği ne kadar geri çekilme olasılığım var diyor. Tekrar bir konuyu belirtiyorum arkadaşlar. Pivot sistem pivot değerinin üstüne çıktığı zaman nereye kadar yükselenebileceğini aşağısına indiği zaman da evet eğilim aşağı ama Nereye kadar bu aşağı eğilim devam eder? Yatırımcının en büyük sıkıntısı bu. Evet, direnci aştı ama nereye kadar yükselecek? Nerede satmalıyım? Evet, desteği kırdı ama nereye kadar bu düşüş devam edebilir veya nereden dönebilir? Bu sorulardır. Pivot sistem demiş ki arkadaşlar, perşembe günü gecesi 5.30'a kadar gerileme ihtimali var. Eğer 5.30'un altına inilirse 5.2699'a dikkat et diyor. Bakalım arkadaşlar cuma günü ne olmuş? Cuma günü eğer Perşembe günü akşamı bunları not almış olsaydınız, Cuma günü arkadaşlar 5.35'in üzerine çıkamamışız. 5.35, 25 görülmüş ama pivot seviyesinin aşağısında bir seyir yaşanmış ve gerileme devam etmiş. Önce 5.30 seviyelerinde bir destek konumu oluşmaya çalıştı biliyorsunuz ve nitekim saat 16.30'dan sonra gelen tarım dışı ABD verileriyle birlikte 5.30 desteği de kısa süreli yine olsa bile kırıldı. Nereye kadar düştü arkadaşlar dolar TL? Bildiğiniz gibi 5.26 46 seviyesine kadar düştü. Peki bizim perşembe akşamından not aldığımız destek neydi arkadaşlar? 5.26 99'du. O halde sadece 0.50 kuruşluk bir farkla bir e, pivot sistemin doğru tespit ettiğine 5.30'un aşağısına indiği zaman 5.26'lı rakamlara kadar bir geri çekilmenin olabileceğini günlük sistemde de tespit ettiğini görmüş bulunmaktasınız. Sevgili arkadaşlar şimdi ben buradan e, bu grafiğimden ayrılıyorum ve endeks grafiğine dönmek istiyorum. Evet arkadaşlar endeks grafiğine baktığımız zaman bir önceki haftaya dönelim. Bir önceki hafta pivot sistem neyi bize e, öngörmüştü? Yani bir önceki haftanın hafta sonu yani geçtiğimiz haftaya başlarken diyeyim ben size. Hafta sonu 94854 seviyesi pivot sistem pivot değerimiz demiş. Bu seviyenin üzerinde kalındığı müddetçe 96666 seviyesine kadar bir yükseliş olabileceğini ifade etmiş. Biz bakıyoruz arkadaşlar. Kapanışımız bir önceki hafta 95416 imiş. Yani pivot değerinin üzerinde bir kapanış olduğu için yükseliş eğilimini ön planda görüyoruz. Tamam da nereye kadar yükselebilir? İşte nereye kadar yükselebileceğinin sorusunu 96.666 olarak alıyoruz. Ve arkadaşlar bu haftaya bakıyoruz. Gördüğümüz seviye 96.829. Yani 150-200 puan daha üzerinde çıkmışım ama bu seviyenin üzerinde kalamadığımız için gerileme başlamış ve bizim gerileme esnasında takip etmemiz gereken neydi arkadaşlar? 94854 seviyesi. Bunun aşağısına inildiği zaman biz olumsuz bir algı içerisinde olmamız gerekiyordu. Yani gerileme devam edebilir. Bu gerileme nereye kadar devam edebilir? 94165'e kadar. Eğer burası da bir destek görevi görmezse 92353'e kadar bu gerilemenin devam edebileceğini biz şuradaki pivot seviyesinin aşağısına inilmekle artık ön görmemiz gerekiyor. Ne olmuş arkadaşlar? Bu hafta 92.375 seviyesine kadar gerilemişiz. 92.375 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 92.353 seviyesi endeksin görmüş e, e, pivot sistemin öngörmüş olduğu bir destektir ve 353 seviyesine yaklaşırken Sadece ve sadece 20 puanlık bir farkla buradan bir tepki oluşmuş ve sonuç itibariyle 93.700'ler civarında bir kapanış yaşamış bulunuyoruz. <laughs> Çok affedersiniz. Evet arkadaşlar, gelelim güncel hisselerden e, Koza'ya. Koza'nın haftalık grafiğini görmektesiniz. Sevgili arkadaşlar, Koza'yı son 4-5 haftadır oldukça hareketli görmekteyiz. Koza'daki hareketliliği nasıl anlardım? Kozada bir yükseliş eğilimi olacak mı olmayacak mı veya oluşan yükseliş eğilimi nereye kadar devam edebilirdi? Evet ana sorumuz bu. Koz arkadaşlar şu bölgelerde başlayan bir geri çekilme sonrasında şurada arkadaşlar bakın şu noktada haftalık kapanışını 5.48 ile gerçekleştirmiş. O haftanın pivot seviyesi kaç arkadaşlar? 5.37. Yani pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. O halde neyi düşünmeliyim? Pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış oldu ise ben koza için iyimser düşünebilirim ve kozanın 577-595'lere kadar ulaşabilecek bir hareketlilik içerisine girebileceğini düşünebilirim. Ne olmuş arkadaşlar bir sonraki hafta? 583 seviyesini görmüş. Bizim şuradaki noktamız neydi arkadaşlar? 577 dikkat ederseniz. 5.77 direncine doğru bir hareket olmuş 5.37 aşılmasıyla. Ve tüm haftaları şurada görmüş olduğunuz 6 haftayı sürekli haftalık pivot seviyesinin üzerindeki kapanışları sayesinde koza 8.21 seviyelerine kadar ulaşmış. Dönelim arkadaşlar günlük grafik bazında bakalım isterseniz. Günlük grafik bazında baktığımız zaman arkadaşlar neyi görüyoruz? Şurada kozanın pivot değerinin 7.74 olduğunu görmekteyiz. Evet, Koza perşembe günü akşamı itibariyle olumsuz bir kapanış yapmış gibi görünüyor. Pivot seviyesinin aşağısında kapanmış. Ama ben gün içerisinde Koza'yı izlerken 774'ün üzerine çıktığını gördüğüm anda derim ki Koza bugünün yani cuma gününün pivot seviyesini açtı. 787, 820 ve 833 dirençlerine doğru hareketlenebilir. Koza Cuma günü ne yapmış arkadaşlar? Ben bu verileri Perşembe akşamı gördüğümü kabul ediyorum. Cuma günü ne yapmış arkadaşlar? 8.08 değerine kadar ulaşmış. Yani 7.92 seviyesini pardon 8.08 değerine ulaşmış. Yani 7.74 direncini açtıktan sonra yaklaşık 30 kademelik bir hareket yapmış. Ve arkadaşlar tekrardan haftalık grafiğe döndüğüm zaman şurada arkadaşlar diyelim ki bir önceki hafta Koza'daki hareketleri fark ettim. Koza'da ne oluyor, ne bitiyor dedim ve baktım ki Koza'nın pivot değeri 7.69 ama geçtiğimiz haftanın sonunda 7.24'lük bir kapanış gerçekleştirmiş. Koza'nın bu geçtiğimiz hafta için pivot seviye pivot destek ve direnç noktaları neymiş arkadaşlar? 7.40 desteğiymiş ve 8.15 direnciymiş. Ben 7.69 seviyesindeki pivot seviyesinin üzerinde kapanan Koza'yı bu şekilde tespit ettiğim zaman Geçtiğimiz hafta itibariyle Kozan'ın 8.15'e ve burayı da geçerse 8.44'e kadar yükseliş yaşayabileceğini düşünebilirdim. Nitekim arkadaşlar geçtiğimiz hafta Koza 8.21 seviyesine kadar bir yükseliş göstermiş ve e, haftalık pivot verilerinin vermiş olduğu sinyallere son derece uyumlu bir durum yaşatmış. Gelelim arkadaşlar Aselsan. Dikkat ederseniz güncel hisseleri seçmeye çalışıyorum. E, Aselsan için arkadaşlar Haftalık pivot seviyesi geçtiğimiz hafta için 2680'miş. Aselsan şurada 2680'i görüyorsunuz. Haftaya başlamış yani geçtiğimiz haftaya başlamış ancak maalesef 2680'in üzerinde kalıcı olamamış. Yani 2706'yı görmüş ama birinci direnci olan 2746'ya hiç yaklaşamayaraktan hızlı bir şekilde 2680'in aşağısına inmiş. Haftalık pivotun aşağısına indiği zaman ne düşünmem gerekiyordu? Aselsan için olumsuz düşünmem gerekiyordu. İyi güzel de Aselsan nereye kadar geri çekilebilirdi? Şurada 25.94 benim birinci desteğimdi. Peki arkadaşlar Aselsan bu hafta nereye kadar düşmüş? Gördüğünüz gibi 25.92'ye kadar düşmüş. 25.94 desteğimdi, 92'ye kadar düşmüş ve oradan bir toparlanma yaşamış. Geçelim arkadaşlar Garanti Bankası hissesine. Garanti Bankası ne yapmış arkadaşlar? Garanti Bankası'nın haftalık pivot seviyesi geçtiğimiz haftaya başlarken 8.18'miş. Ve 8.57'ye kadar bir yükseliş olasılığının var olduğunu ifade etmiş. Çünkü 8.27 ile bir kapanış gerçekleştirmiş geçmiş haftaya, geçtiğimiz haftaya başlarken. Ha gerilersem de 8.18'in aşağısına düşersem de 7.98 ve 7.59'a kadar düşebilirim. Mesajını vermiş bize. Bakıyoruz arkadaşlar bu hafta Garanti Bankası ne yapmış? Bu hafta Garanti Bankası en yüksek 8.42'yi görmüş. Dikkat ederseniz birinci direnci 857. Buraya yaklaşırken zorlanmaya başlamış. Ve bu zorlandığı anda diyelim ki 840'a doğru bir geri çekilme yaşadığı anda Garanti Bankası güç kaybediyor diye düşünmek kaydıyla 818'i ciddi bir şekilde dikkate almış olsaydık bu seviyenin kırılması durumunda Garanti Bankası'nın nereye kadar düşebilme ihtimalinin var olduğunu anlayabilirdik. Nereye kadar düşebilirmiş? 7.58'e kadar arkadaşlar. Pardon. Ee... 7.98'e kadar buranın da kırılması durumunda burada da bir zayıflık durumunun oluşması durumunda 7.59'a kadar devam edebilecek bir düşüş yaşanabilirmiş. Garanti Bankası bu hafta hangi seviyeye kadar düştü arkadaşlar? 7.63. Yani ikinci desteğine yaklaşırken tepki buldu. Arkadaşlar bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Hangi hisseden bakarsak bakalım mutlak surette bize bu konuda benzer sonuçları yaratacaktır. İsterseniz bir de e, günlük bazda bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Vakıf yatırım ortaklığına bakalım isterseniz arkadaşlar. Vakıf yatırım ortaklığı e, cuma gününü oldukça hareketli tamamladı. %17 civarında bir primle tamamladı. Vakıf yatırım ortaklığının bu hareketliliğini tahmin etmek olası mıydı? Arkadaşlar perşembe günü akşamı vakıf yatırım ortaklığının kapanışı 1.47, pivot seviyesi ise 1.47. O halde ben perşembe günü akşamı pivot seviyesiyle aynı seviyede kapanmış olan bu hisseyi fark etmiş olsaydım diyebilirdim ki bu hisseyi yakından izlemek lazım. Zira pivot seviyesinin altında da kapatlamış, üstünde de kapatlamış, nötr bir kapanış yapmış. Ama bu hisse izlemeye değer diyebilirdim. Ve ardından da 1.52 direncinin aşılması durumunda bu hareketlinin 1.57, 1.62'ye kadar devam edebileceğini tahmin edebilirdim. Ardından 1.62 günlük pivot seviyesinin aşılması durumunda bu konu önemli bir noktadır arkadaşlar. Günlük pivot seviyesi günlük pivot direncinin en üst seviyesine çıkıldığı anda veya günlük pivot direncinin da aşağısına inildiği durumlarda artık biraz daha geniş bir açıdan bakmak gerekecektir. Yani haftalık ee, bakmak gerekecektir. Bu noktada arkadaşlar haftalık bazda baktığım zaman ise 2088'in bir direnç olduğunu, 1.84 seviyesinin ise bir direnç olduğunu görüyorum. Günlük pivotlar aşıldığı zaman artık bir sonraki biraz daha geniş pencereye bakmak adına haftalığa bakmak gerekecektir. Haftalık pivot dirençleri 3. dirençlerde aşıldığı zaman bu kez aylık pivot direncine bakmak gerekecektir. Bu noktada arkadaşlar haftalık bazda 1.84 ve 2.08 değerlerini görmekteyim. Ve gördüğünüz gibi Haftalık e, pivot seviyemin bana öngörmüş olduğu rakam 1.84 idi. 1.75'ten bir dönüş olmuş. Arkadaşlar Vakıf Yatırım Ortaklığı'nın son kapanış değeri nedir? 1.72. Haftalık pivot seviyemiz son olarak nedir? Yani önümüzdeki hafta için nedir? Güncel rakam nedir? 1.65. O halde hafta, e, Vakıf Yatırım Ortaklığı'nın önümüzdeki hafta içinde olumlu bir seyir göstermesi muhtemeldir. 1.89, 1.99 ve 2.23 seviyelerini direnç olarak dikkate almam gerekiyor. Ancak 1.89'u aşıp da 1.99'a giderken 1.89 seviyesindeki direnç artık bir destek olma özelliğini kaybedip burası kırılır ise eğer 1.65'e kadar bir geri çekilme ihtimalini, 1.65'teki pivot seviyesi de kırılacak olursa bu kez aşağı doğru gerileme eğiliminin olabileceğini hesaba katmam gerekiyor. Benim önemli göreceğim virajlar bu seviyeler olmalıdır diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar son günlerde çok fazla gündemde olan bir hisse olarak Camaş'a baktığımız zaman Camaş'ta ise gördüğünüz gibi şuradan itibaren başlayan net bir kırılım söz konusu olmuş ve burada arkadaşlar 3.13 seviyesinin pivot seviyesi olduğu net bir şekilde belli. Ve 3.13 seviyesinin aşağısındaki kapanışların olmasıyla birlikte hissemiz bir e, 10 seviyelerine kadar geri çekilmiş. Yani pivot seviyeleri bizlere aynı zamanda bir hissenin pivot seviyesi bizlere aynı zamanda stop loss yapmamız gereken noktayı da belirtebiliyor. Değerli arkadaşlar pivot konusuyla ilgili olarak e, ancak e, çok daha fazla söylenecek hususlar var. Farklı farklı teknik kriterlerle nasıl başarı oranının artırılabileceğine dair de bir takım şeyler söylenebilir ama o video zannediyorum 2-3 saatten önce bitecek gibi olmayacaktır. Şimdi akıldaki önemli bir soru şudur. Ben bu pivot verilerine nasıl ulaşacağım? Bu hissenin anlık, saatlik, haftalık pivot değerlerini nereden, nasıl takip edeceğim gibi bir sorunun olacaktır. Bu konuyla ilgili biraz sonra yeni bir video ekleyeceğim ve o videoda pivot verilerine ve daha birçok teknik verilere veya gün sonunda takip etmeniz gereken önemli kritik verilere eğer Matrix programı kullanmıyorsanız ve teknik aleniz bilginiz yoksa nereden ve nasıl ulaşabileceğinizi, nasıl değerlendirebileceğinizi izah eden bir video daha koyacağım. Bu iki videoyu, bu iki birbiriyle paralel bir şekilde değerlendirirseniz çok daha faydasını göreceğinizden eminim. Sevgili arkadaşlar iyi hafta sonları diliyorum. Bu konuyu burada noktalıyorum. Sorularınız olursa Twitter üzerinden sorularınızı yöneltirseniz daha rahat ve kolay bir şekilde görmem ve yanıt vermem mümkün olabilecektir. Twitter adresim ethalukcanberk'dir. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdilik hoşçakalınız diyorum. Saygı ve sevgilerimle.